Can arasındaki serhat buradan başlanır. Bu kadim köprüler uzak zamanların yadigarıdır. Şimdi iki sahili birbirinden ayıran bu köprüler bir vakt var idi ki onları birleştirirdi. Araz, bu söz ne kadar aziz ve kederlidir. Her bir halkın bu cür sözleri vardır. Tarihin vergelerine yazılmış bile sözler öten günlerden haber verirler. Araz, Azerbaycan'ı ikiye ayıran çay, halkın büyük bir kısmını yadlar elinde koydun. Eller aşıklar seni, gözyaşı deyip çağırırlar. Köşkü balaban Araz'a bakar, Araz'ın suyu gözlerden akar. Sahilleri birbirinden ayıran mesafe o kadar azdır ki, çayın o tayında neler olduğunu bu taraftan görmek olur. Bu Araz'ın o tayıdır. Sağalan dağı. Halkın keçmişi, ölkənin əfsanələri, yiğitlərin mərdliyi bu dağın adıyla bağlıdır. Vətənimizi ərəb qəsbkarlarından qoruyan qəhrəman Babəkin yaratdığı məşhur Baz qələsi də buradadır. İndi burada hər şey qədim zamanları xatırladır. İndi də köçərlərin sürüləri Savalan dağının ətəklərində otlayır. Köçəri şah sevənlər hər il Muğan düzlərindən buraya axışıb, yaylaqlarda öz çadırlarını qururlar. Babalardan qalma həyat tərzi, köhnə qaydalar, köhnə üsullar. Bu torpaq çox cahangirlər görmüşdür. Lakin cahangirlər gəlib getmiş, Azərbaycan xalqı isə öz dilini, adət və ənənələrini, böyük mədəniyyət abidələrini hifz edərək yaşamışdır. Cahangirlərə qənim kəsilən qəhrəmanların şəkillərini isə xalqımız öz əli ilə qayalara həkk etmişdir. Yollardan çoxlu karvanlar keçmişdir. İndi də karvanlar bu yollardan keçərək dincəlmək üçün gölün ətrafında çadır qurur, onun isti sularından qüvvət alırlar. Bu sular yorğun yolçuların həmişə pənahı olmuşdur. Tebriz şehirlerine giden bu muasir şose yolları, bu otomobil çok garibe görünürler. Astara çeltik zemileri. Burada torpağı seven, onun için alın teri akıdan zahmetkeş bir halk yaşayır. Lakin bu torpaq onu becerenlerin ve besleyenlerin değildir. Erbabındır. O, bu torpağda işleyenler için amansız kaydalar ve kanunlar koymuştur. Kentliler dilenci bir ömür sürürler. Ölke zengin, halk ise fakir ve avamdır. Yalnız Erdebil'de değil, her tarafta, ölkenin her yerinde taxili bu cür iptidai dövrdən qalma bir üsul ilə döyürlər. Kəndlilər bol məhsul toplayırlar. Lakin məhsulun çoxu kəndlinin deyil, ərbabındır. Təbiət Azərbaycan torpağından heç bir şey əsirgəməmişdir. Bu torpağda dügü və taxıl zəmilərindən başqa, geniş tütün və çay tarlaları vardır.
da bol meyve yetişir. Lakin kentliler mahsulü yığdıqdan sonra yine de bir parça çörek kazanmak için şehre gitmeye mecbur olurlar. Bu pişmiş kahanalarında bütün iş el ile görülür. Pişmişi damlarda kızgın günde kurdurlar. Kim işten kovulmak istemirse dolu kiseleri bu ensiz nerdivanlarla cel yukarı çıkarmalıdır. Tez ol tez, yoksa sabah aç kalarsın. Onlar ayağı yalın, seherden akşama kadar işleyirler. Böyle karxanalarda insan en ucuz bir maşındır. Böyle bükülmüş insanların teşkil ettiği bu konveyer, mekanikleştirilmiş konveyerden daha ucuz başa gelir. Bu karxanada işleyenler ancak uşağlardır. Bu uşağlar istirahat bilmeden günde 14 saat işleyirler. Ne kadar gergin, yeknesser ve yorucu bir ahenk ile işlemeye mecburdurlar. Duz madenlerinde iş daha ağırdır. Burada ayak yalın, duzlu su içinde işleyenler hemin Erdebil, Sarap ve Urmu kentlileridir. Duz karvanları Tebriz'e yola düşür. Tebriz, Azerbaycan ve İran'ın tarihinde büyük rol oynamış kadim bir şehir. Burada varlı ve devdebeli hayatla, yoksul ve dilençilik hemişe birge yaşamıştır. Dar köşeler, alçak sualı damlar, palçık duvarlar, izdihamlı bazarlar, Tebriz'in harici manzarasını teşkil edirler. Lakin bu şehir, öz şairleri, memarları, ressamları ve musiki ustaları ile meşhur olmuştur. Kadimde şairler Tebriz'in güzellik ve azametini terennim etmişler. İndi ise Tebriz ancak bir eyalet şehridir. Ülkenin adi şehirlerinden biri. İran Azerbaycan'ını hemşe dilenci ve mahkum görmek, onun varını, servetini gayret edip Tehran'a taşıma isteyenlere de böyle ışığdan mahrum, uçuk sökük bir Tebriz lazımdır. Miskin ve dilenci halına salınmış Tebriz'e bak. Değerli bayatların ahengiyle işleyen bu eller, meşhur Tebriz halıları.
Azerbaycan'ı yalnız Tebriz kalçalarıyla meşhur değildir. Tükenmez bir istidat sahibi olan Azerbaycan halkı, ince sənətin başka sahelerinde de ölmez eserler yaratmıştır.